Allah için sevmek nedir? Emmanuel Levinas, gündelik mantığımıza ters gelen, hayatımızı yağmaladıkları kadar güçlerini artıran zorbaların, bizi hapsetmek istedikleri nesneleşme duvarlarını yıkan bir anlayışla giriyor konuya. Başkasıyla karşılaşmanın en iyi tarzı diyor. Onun gözlerinin rengini bile fark etmemektir. Bu sözler gündelik mantığımıza uymuyor. Çünkü biz alışılagelen ve alışıldığı için değerini kaybetmiş akıl düzenimiz içinde karşılaşmak denilince insanların birbiri karşısında durmasını anlıyoruz. Dolayısıyla karşı karşıya gelmede birinin gözlerinin rengini fark etmenin o kişiyi fark etmek olduğunu sanıyoruz. Halbuki gerçek sandığımızdan çok daha değişik, hatta sandığımızın zıttı da olabilir. Karşılaştığınız kişinin gözlerinin rengini, saçlarının dalgalanışını veya gamzesinin derinliğini fark ettiniz mi? Bir bakıma orada durdunuz ve o kişiyle gözlerinizde durdurdunuz demektir. Böylece daha karşı karşıya geldiğiniz ilk anlarda aranızı açtınız sayılır. Doğrusunu isterseniz gerçekten karşılaşmak demek, bir oluşumu başlatmak demektir. Kelimeye bakın, karşılaşmak, tıpkı gürbüzleşmek gibi. Ama diyeceksiniz ki iki düşman da birbiriyle karşılaşmaz mı? Onlar da mı bir oluşumu başlatıyor? Elbette. İki düşman karşılaştıkları zaman karşı karşıya oluşlarının dışındaki bir anlam bağlantısının gereğini yerine getirmek girişiminde bulunurlar. Dostluk iyi, düşmanlık kötüdür diyerek insanların karşılaşmalarından doğacak sonuçlara dikkatinizi çevirebilirsiniz. Bu sonuçları yeri geldiği zaman uygun bir biçimde tartışabiliriz. Asıl siz buna dikkat edin. İnsanlar ister sevişmek, isterse savaşmak için karşılaşmış olsunlar. Bu karşılaşmada ben ve başkası ayrımını ya algılayarak veya kavrayarak yaparlar. Algılamada bir çekiliş veya büzülme, kavramada bir atılış veya genişleme vardır. Karşılaşma tarzımız algılamaya dönükse başkası eşyalaşır. Karşılaşma tarzımız kavramaya dönükse başkasının insanlığı öne çıkar. Yani kavramak için karşılaşmışsak başkasının ne gibi bir eşya olduğuna değil, bizim için ne anlam taşıdığına bakarız. Başkasının bizim için taşıdığı anlam, bütün bağlantılarımız içinde ona tanıdığımız veya tanımayı umduğumuz yerdir. Levinas devam ediyor. Gözlerin rengine bakıldığı zaman başkasıyla toplumsal ilişki içinde olunmaz. Yüzle kurulan ilişkide elbette algı baskın çıkabilir. Ama özgürcesine yüz dediğimiz, algılarımızla fark ettiğimiz yüze indirgenen değildir. Gidilecek yer Levinas'ın geldiği noktadan çok daha ötededir. Biz başkasıyla olan karşılaşmamızda varlık olan bağlantımız derecesinde tavrımızı sergileriz. Karşılaştık. Bir yanda ben varım, öte yanda başkası. Eğer ben yeryüzündeki kalışım sırasında bütün kainatın çekilip çevrilişine olumlu bir anlam yükleyerek doğruya ulaşma konusunda sınırlı bir kavrayışımla bir duyarlılık sahibiysem, karşılaştığım başkasının bu çekip çevriliş içinde yerini de bilmek isterim. İsterim ki başkası da bütün bu kainat içinde benim yerimi bilsin. Duyarlılığımın gerçekten duyarlılık olduğunu ancak başkasının duyarlılığında bulabilirim. Kısacası başkasının sene dönüşmesini isterim. Karşılaştığım sen olunca karşılaşmamızda yeryüzünde bulunuşumuzun iki parçasıdır. Kainatın bütünlüğü içinde birbirinin duyarlılığından haberdar olan sen ve ben
bağlantımızı bütün kainatta kurulan esas bağlantıya uzatırız. Bedenlerimizin olduğu kadar eylemlerimizin de yaratılmış ve yaratılmakta olduğuna şahit oluruz. Gözlerin rengine bakıldığı zaman iki ben ve iki başkası vardır. Ben ve başkası ortaya seni çıkaramaz. Çünkü gözlerin renginde sahip olunacak bir şey vardır. Ben ve başkası ortaya seni çıkaramaz. Çünkü gözlerin renginde sahip olunacak bir şey vardır. Sahip olunacak yani tüketilecek. Tüketilebilir her şey zihnen önceden tüketilmiştir. Öyleyse gözlerin rengine bakıldığı zaman ortaya bir put veya bir putperest, iki put veya iki putperest çıkar. Kainat bizim insanlar olarak sayısını bilemeyeceğimiz cazibelerle çekilip çevriliyor. Her cazibe bir bağ kuruyor. Her varlık bu bağdan besleniyor. Bitkiler ve hayvanlar zaman ve mekan bağlarıyla kayıtlı. Yaratılmış olan her varlığın yaratanla bir ahdi vardır. İnsanın dışında kalan yaratıklar ister istemez bu ahde sadakat gösteriyor. Yalnızca insandır ki yaratıldığını unutabiliyor, inkar edebiliyor. Unutan veya inkar eden insan varlıkların zaman veya mekan kayıtlarını aşmaktan, yani kendisine tanınmış sınırları aşmaktan çekinmez, sakınmaz. Yerde ve gökte bulunan yaratıkların hayat hakkına beni, bencilliği adına sahip olmak ister. Haddi aşmayanlar, varlıkların beslendikleri bağı koruyanlar, yaratılanı, yaratandan ötürü sevenlerdir. Eğer iki yaratık arasında bu dolayımdan geçen bir ilişki yoksa, biri diğerini yıkarak ayakta kalmaya çalışır. Allah için sevmek, karşılaşılan yaratığın kainatta bir yeri olduğunu ve bu yerin yaratılış bağı ile korunduğunu bilmektir. Yaratılış bağını koruyanlar önce ele geçirmeyi değil, kendisiyle neyin paylaşılacağını düşünür. Bu yüzden de karşılaştığı insanın gözlerin rengine değil, ilgilerine ve gidiş yöne dikkat eder. Allah için sevmek, kainatı çekip çeviren bağlara karşı duyarlı olmaktır. Böyle olmasaydı, ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin, emrolunmazdı. Bir insan diğer bir insana seni Allah için seviyorum derse, sevgimle yaratılışıma katılıyorum. Seni ve sende olanı tüketip yutmaya gelmedim. Sana bağlanışımın canlılara can veren bağlanışa ilave olmasını gözetiyorum demiş olur. Kısacası Allah için sevmek, bağları pekiştirmek, çözülüşe, çürüyüşe, yıkılışa karşı durmak demektir. Karşılaşmak da bu işe yarar ancak. Sevgiyi korumak, sevileni korumakla olur. Sevileni bitiren sevgiyi de bitirmiş demektir. Allah için seven bir bağlanışla bütün bağlanışlara riayet eder.